Termodinamik. Hadi başlayalım. Termodinamik, ısı akışının bilimidir. Termo, ısı, dinamikte hareket anlamına gelir. Termodinamik büyük oranda 1800'lü yılların başlarında gelişmiştir. Endüstri devrimi sırasında çeliğin işlenmesi ve fosil yakıtlardan enerji elde edilmesi, karbondioksitle olan problemlerimizin başlaması ve küresel ısınmanın ilk ortaya çıktığı süreçtir. İlginç olan şey, karbondioksitin mevsimlerin üzerindeki etkisi hakkındaki ilk hesaplamaların İranis tarafından yapılmasıdır. Bu süreçte ısıyı kullanmak suretiyle enerji elde edilen materyaller yapılmış. Örneğin lokomotif gibi. Bu hesaplamalar milattan önce 2000 yılında yapılmış ve hepsi gerçekten doğru. Ne yazık ki hesaplamaların yapıldığı tarihten 2000 yıl sonra insanlar büyük bir sorunla karşılaşacaktı. İrenis'in bu hesaplamaları yapmasından sonra atmosfere o kadar çok karbondioksit salındı ki yapılan diğer hesaplara bakılınca bu 2000 yıllık sürecin büyük oranda daraldığı görülüyor. Ancak bu başka bir dersin konusu. Termodinamik bu fosil yakıtların kullanıldığı periyot içinde epey gelişti. Termodinamik evrensel bir bilimdir. Etrafımızdaki her şey enerjiyle bir yerden bir yere hareket eder. Örneğin biyolojik sistemimiz kalori yakıyor, ATP üretiyor, canlılar da ısı üretiyor. Örneğin ellerinizi hareket ettirmek ve mekanik sistemlerin çalışması için enerji gerekmekte vesaire. Astrofizikte de örneğin kara delikler veya yıldızlar için ısı veya enerji aktarımından bahsederiz. Termodinamikte ise madde dönüşümden bahsediyoruz. Termodinamik kavramı ekonomiye bile uygulanabilir. Enron gibi büyük firmalar tamamen denge dışı hareket etmekte olup bu denge dışı termodinamik için iyi bir örnek teşkil eder. Bu kavramlar insanların atom ve molekülleri bilmesinden çok önce ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bilim maddenin makroskopik özelliklerine dayanmaktadır. O zamandan beri artık molekülleri biliyoruz. Mikroskopik özellikleri kullanarak da termodinamik kavramını daha anlaşılabilir bir hale soktuk. Bu ders için de istatistiki termodinamik konusunda atomistik kavramları kullanmak suretiyle termodinamiği açıklayacağız. Bu kavramlar termodinamiği tam olarak açıklayamasa bile onun sonuçları hakkında daha derin bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır. Termodinamik bilimi denge halindeki makroskopik sistemlere uygulanır ve makroskopik sistemlerde bir denge halinden başka bir denge haline nasıl geçildiğini açıklar ve tamamen deneye dayalıdır. İnsanlar tarih boyunca birçok deney yapmışlar, elde ettikleri verileri kullanarak bunları belli kanun ve kurallar çerçevesinde birleştirmişlerdir. Bunlara termodinamiğin yasaları denmiştir. Bu konulara birçok ek bilgi de katmak suretiyle makroskopik sistemlere denge durumu için bir bilim ortaya çıkarmışlardır. Bu deneysel gözlemler 4 tane yasayla özetlenebilir. Bu kanunlar her ne kadar ispatlanamadıysa da geçerliği tartışma konusu edilemez. Hadi bu kanunları inceleyelim. Sıfırıncı yasa, ki termodinamiğin her kanunu bir değişkeni ya da bir kavramı tanımlar. Sıfırıncı yasa sıcaklığı tanımlamaktadır. Bu son derece basit bir kurala dayanır. Ben buna mantık yasası diyorum. Birinci
Yasanın sonunda ise enerji tanımı ortaya çıkar. Buna U diyelim. Bu yasa enerjinin korunumuna dayanır. Yani enerji ne yok olur ne de var edilir. Buna ödeşme kanunu diyorum ben. Enerjiyi asla yok edemezsiniz veya üretemezsiniz. İkinci kanun entropiyi tanımlar. Bu bize zamanın yönünü gösterir. Bu kavramsal olarak biraz karmaşık gelebilir ancak bu yasa zamanın hangi yöne gideceğini matematiksel bir temele oturtur. Şu tebeşiri yere atıp parçalara bölebilirim ancak filmi geriye sarmam mümkün değil. Gördüğünüz gibi zaman belli bir yönde ileri doğru gitmekte. Peki bu olayda entropinin oynadığı rol nedir? Buna da ancak 0 Kelvin'de ödeşebilirsin kanunu diyeceğiz. Fakat 0 derece santigratta karıştırmayın. Üçüncü kanun ise entropiye sayısal bir değer verir. Üçüncü kanun sinir bozucu bir kanun olup bize asla 0 Kelvin'e erişemeyeceğimizi söyler. Yani termodinamikte ödeşme yok. Evet, bu kanunlar evrensel olup asla çiğnenemez. İnsanlar tabii ki bunu yapmayı çok denemişlerdir. Her sene gazetelerde, New York Times'ta birinci ve ikinci kanunu çiğneyen ve aldığın enerjiden fazlasını veren bir makine yaptığı haberleri çıkar. Eğer böyle bir şey olsa yatırımcıyı bir kere çok zengin eder, çok çok zengin eder ve bizim için de harika bir şey olur. Bunun sonucunda fonlar yaratılmaya, yatırımcılar ikna edilmeye çalışılır ve ünlü kişiler bu konuda beyanat vermeye başlarlar. Ancak siz arkadaşlar biliyorsunuz ki, çünkü şimdi değil ama belki ileride MIT diplomanızı kullanarak bileceksiniz, bu mümkün değildir. Ancak çok şaşırtıcı olan bir şey var ki her yıl birisi ikinci kanunu çiğneyen bir makine yaptığını iddia eder ve bu konuda gerçekten zeki insanları ikna edebilir. Kısaca termodinamik şu ana kadar anlattıklarımızdan mükemmel verimin sağlanacağı konusunda sizi ikna edebilir. Birinci yasa enerjinin korunumundan bahseder. Enerji çeşitli formlar alabilir. Örneğin ısıyı alıp işe çevirebilir veya tersini yapabilirsiniz. Ancak bunu yaparken boşa harcayacağınız ısıdan bahsetmez. Her şey enerjidir. Bu kanunda ısı ve iş fark etmez. Bu da son derece açık. Buna göre havadan enerji alıp geminizde kullanarak dünya turu atmanız mümkündür. Ancak ikinci kanun işe karışır ve der ki bu pek doğru değil. Eğer ısıyı alıp tamamen işe çevirmek istiyorsanız bu durumda 0 Kelvin'e gitmeniz gerekir der. 0 Kelvin'e gitmelisiniz. Aksi takdirde aldığınız ısının bir kısmını boşa harcamanız gerekecektir. En azından bu yasaya göre 0 Kelvin'e gitmek kaydıyla %100 verim elde etmek mümkündür. Ancak üçüncü kanun gelir ki bu en sinir bozucu olanıdır. Der ki tamam 0 Kelvin'e gelince %100 verim elde edersiniz ama oraya
erişemezsiniz. Buna ne dersiniz? Oraya erişemezsiniz. Sonsuz miktarda kaynağınız olsa bile bunu yapamazsınız. Tamam. Şu ana kadar bir sorunuz var mı? Bu dört kanuna dayanarak termodinamik için ek kavramlarda geliştirilmelidir. Termodinamik çok oturmuş bir bilim olduğu için ilgili kavramları dikkatlice tanımlamalıyız. Bunun için birazcık vakit harcayacağız. Termodinamik problemlerini çözerken olayı iyi anlamak ve şartları iyi kavramak gerekir. Önce tanımları yapalım, sistem gibi. Sistem, evrenin bizim üzerinde çalışma yaptığımız parçasıdır. Burada sistem tanımlaması son derece açık ve nettir ve problem çözerken sistemin ne olduğunu bilmek son derece önemlidir. Elimizde bir sistem var. Örneğin bu kişi olabilir. Mesela ben bir sistemim. Mesela termostaki sıcak bir kahve de bir sistemdir. Dolayısıyla kahve, süt ve içindeki her şey bir sistemdir. İçinde buz olan bir bardak su. Mesela bu odada bulunan belli bir hacimdeki hava benim sistemim olabilir. Buradan sistemi tanımladıktan sonra evrende kalan her şey sizin çevrenizdir. Sistemi tanımladıktan sonra her şey çevreye girer. Örneğin siz benim çevremsiniz. Örneğin Satürn benim çevremdir. Evrende gidebildiğiniz her yer sizin çevreminizdir. Sistem ve çevre arasında ise sınır bulunur. Sınır gerçek olabilir. Tıpkı benim tenim gibi içinde kahve bulunan termosun iç duvarı veya sanal olabilir. Mesela ben bu köşede içinde 4 litre hava bulunan bir sınır olduğunu farz edebilirim. Buradaki kabın gerçek olması gerekmez. Hayali bir kap olabilir. Bu sınırı nereye koyduğunuz önemlidir. Örneğin kahvenin bulunduğu cam termosta sınırı camın iç tarafına koymakla dış tarafına koymak farklıdır. Çünkü farklı ısı kapasiteleri vesaire söz konusudur. Sınırı nereye koymanız gerektiği büyük önem taşır. Çünkü sınırın yerini değiştirmek sistemin boyutlarını etkiler. Daha fazla tanımlama yapmak gerekirse, sistem açık, kapalı veya izole olabilir. Burada tanımlamalar da çok önemlidir. Açık sistem, isminden de anlaşıldığı gibi enerji ve kütlenin sınırları boyunca serbestçe akışına izin verir. Yani kütle ve enerji sınır boyunca akar. Ben bir açık sistemim. Derimden su buharı çıkmakta. Havaya göre daha sıcağım ya da sıcak bir yerde daha soğuğum. Dolayısıyla enerji bana hem girebilir hem de çıkabilir. Tepesinde kapağı olan termos açık bir sistem değildir. Muhtemelen termosun içindeki kahve uzun müddet sıcak kalır. Çünkü ısı çıkamaz. Dolayısıyla termostat açık bir sistem değildir. Termos yalıtılmış bir sistemdir. Yalıtılmış sistemler açık sistemlerin tersidir. Sınırlardan ne kütle
ne de ısı akışı olur. Kapalı sistem sınırlardan ısının geçmesine izin verirken kütlenin geçmesine izin vermez. Kapalı bir sistem için tepesinde kapağı olan bir bardak buzlu su örnek verilebilir. Cam iyi bir yalıtım malzemesi değildir ve enerjinin geçişine izin verir. Ancak tepeye kapak koyulduğunda su dışarı çıkamaz. Ve bu bir kapalı sistemdir. Sadece sınırlardan ısı girer, başka bir şey değil. Bunlar basit gibi görünse de son derece önemli tanımlardır. Bir problemde sistemin açık, kapalı veya izole olup olmadığı, çevrenin, sınırların ve sistemin ne olduğunu net olarak belirlenmesi şarttır. Eğer bunlar açık değilse problem çözülemez. Bu aynı zamanda bazı insanların ikinci kanunu çiğnemek için kullandığı yoldur. Bu kişiler sistemin ne olduğunu karıştırırlar, sistemi yetersiz veya aşırı tanımlarlar ve ikinci kanunu çiğneyip koyduklarından fazlasını aldıklarını sanırlar. Genellikle olan budur. Sorular var mı? Tamam, o zaman devam edelim. Şimdi elimizde sistem varsa onu tanımlamamız gerekir. Şimdi sistemi tanımlayalım. Eğer maddenin makroskopik özelliklerinden bahsediyorsanız sistemi tamamen ve termodinamik olarak tanımlamanız için o kadar fazla değişkene ihtiyacınız yoktur. Bunun için son derece aşina olduğunuz basınç, sıcaklık, hacim, maddenin mol sayısı ve sistemin kütlesi gibi makroskopik özelliklerden birkaçı yeterlidir. Buna ek olarak manyetik alan, manyetik süksilibilite, manyetik kuvvet değişkenler de kullanılabilir ama biz burada bunlara vakit harcamayacağız. Bu derste genellikle bu gördüğünüz değişken kümesine odaklanacağız. Sistemi tanımlarken sistemimizin içinde süt bulunan kahve gibi homojen mi veya içinde buz bulunan su gibi heterojen mi olduğunu bilmemiz gerekir. Heterojenlik sistemde farklı fazların bulunduğu anlamına gelir. Ben bir heterojen sistemim. Yumuşak doku, sert doku, sıvı doku. Birçok bileşenlerden oluşmasına rağmen sütlü kahve homojendir. Kahvenizi birçok farklı moleküllerden oluşur. Su molekülleri, tat molekülleri, proteinler vesaire. Ancak bunların hepsi homojen ve makroskopik şekilde karışmıştır. Ancak molekülü seviyesine indiğinizde bunu homojen olmadığını görürsünüz. Termodinamik olaylara kuş bakışı bakar. Ona göre kahve uniform ve güzel görünür. Bu bir homojen sistemdir, tek bir fazdır. Bunun yanında sisteminiz dengede mi yoksa değil mi olduğunu bilmeniz gerekir. Eğer bu bir denge sistemi ise termodinamik bunu açıklayabilir. Eğer değilse başınız belada demektir. Termodinamik, denge sistemlerinin bir halden başka bir hale nasıl geçtiklerini anlatır. Peki denge ne anlama gelir? Dengeden kasıt değişkenlerin zaman ve mekanda değişim göstermemesidir. Eğer elimde bir tüpe doldurulmuş gaz varsa, bunu basıncı her yerde aynı olmalıdır. Eğer değilse dengede değildir. Bu gaz tüpünü buraya koyup 1 saat sonra geldiğimde basıncının aynı olması gerekir. Aksi takdirde bu sistem dengede değildir. Dolayısıyla termodinamik sadece denge sistemleriyle ilgilenir. Daha neleri bilmemiz gerekir? Değişkenleri bilmeliyiz, sistemin homojen mi, heterojen mi olduğunu bilmeliyiz, dengede olup olmadığını bilmeliyiz ve aynı zamanda kaç tane değişken olduğunu bilmeliyiz. İçinde bir buz küpü olan bir bardak su heterojen bir sistemdir. Sadece bir bileşene sahiptir ki bu da su veya H2O'dur. Tek bileşen ama iki faz. Köpük bir homojen sistemdir. İçinde son derece bileşen vardır. Kahve, süt ve birçok bileşenden meydana gelir. Bunlar içinde eser miktarda safsızlık olarak
arsenik gibi ağır metaller sayılabilir. Tamam, sorunuz var mı? Sistemi bu özellikler cinsinden tanımlıyoruz. Bu özellikler de ikiye ayrılır. Bunlardan biri kapasite özellikleri, diğeri de şiddet özellikleri. Kapasite özellikleri sistemin boyutuna bağlıdır. Sistemin boyutu 2'ye katlanınca sayısal değeri de 2'ye katlanır. Örneğin hacim. Sistemin boyutu 2'ye katlanırsa hacim de 2 katına çıkar. Kütle. Madde miktarını 2 katına çıkarırsanız kütle de 2 katına çıkar. Şiddet özellikleri sistemin boyutuna bağlı değildir. Sistemdeki her şeyi 2 katına çıkarsanız bile sıcaklık değişmez. Dolayısıyla sıcaklık bir şiddet özelliğidir ve kapasite özelliklerinden şiddet özelliklerini oluşturmak mümkündür. Kapasite özelliklerini sistemin mol sayısına bölersek şiddet özelliklerini elde ederiz. Ben buna V üssü çizgi yani molar hacim diyorum. Bu sistemde bulunan bir bileşenin 1 molünün hacmi olup bir şiddet özelliğidir. Bu şiddet özelliği olan bir hacimdir. Bir bileşenin mol başına olan hacmi. Devam edelim. Daha önceden bahsettiğim gibi termodinamik denge sistemlerinin bilimidir. Ve dolayısıyla bir dengeden başka bir dengeye nasıl geçildiğini tanımlamak zorundayız. Sistemi tanımlayan özellikler denge boyunca bir değişim göstermezler. Ve denge durumunda değişmeyen ve sistemi tanımlayan bu özelliklere hal değişkenleri adı verilir. Hal değişkenleri denge halini tanımlar. Ve bu hale nasıl gelindiğine bağlı değildirler. Halin tarihçesiyle de ilgilenmezler. Eğer 0 derece santigratta su ve buz dengede ise suyun ve buzun belli yoğunlukları vardır ve bu dengeye nasıl gelindiğine bağlı değildir. Ancak bazı özellikler sistemin geçmişine bağlıdır. Örneğin sisteme verdiğiniz iş ve ısı gibi veya başka benzeri değişkenler, bunları kullanarak dengeyi tanımlayabiliriz. Şimdi sistemin geçmişine bağlı olmayan hal değişkenlerin kullanıma bakalım. Tek bileşenli veya tek bir molekül içeren sistemlerde sistemi tanımlamak için bilmeniz gerekenler, homojen sistem için tek bir bileşenin mol sayısı ile iki tane ek değişkendir. Örneğin basınç ve sıcaklık veya hacim veya basınç gibi. Eğer elinizde mol sayısı ve iki tane şiddet özelliği varsa sistem için bilmesi gereken her şeyi biliyorsunuz demektir. Ancak sadece sistemin denge halinde. Bir sistemde yüzlerce değer hesaplayabilirsiniz ve bunun için sadece birkaç tane değişken bilmeniz yeterlidir. Geri kalan her şey buradan bulunur. İşte termodinamiğin gücü buradan gelir. Çok az bilgiden çok fazla bilgi elde edilebilmesi veya çok az bir veriden çok fazla sonuç çıkarılabilmesi. Sonuç olarak tüm bu tanımlamaları bir notasyonda gösterebiliriz. Burada kimyasal gösterimler önem kazanır. Örneğin bir bar basınç ve 100 derece santigrat sıcaklık altında 3 mol hidrojenden bahsediyor olalım. Bütün bunları uzun uzun açıklamak zorunda değiliz. Bunu son derece kısa bir notasyonla gösterebiliriz.
3 mol hidrojen gaz halinde 1 bar basınçta 100 derece santigrat sıcaklıkta. Bu gösterim sistem hakkında bilmeniz gereken her şeyi size belirtmektedir. Yani size mol sayısını, fazı, molekülün cinsini ve iki tane hal değişkeninin değerini göstermektedir. Bunlar hacim ve sıcaklık veya hacim ve basınç olabilir. Görüldüğü gibi bu gösterim size her şeyi açıklamaktadır. Başka bir şey yazmanıza gerek yok. Örneğin size hal değişimini anlatmak istiyorsam, mesela bir karışımdan, iki bileşenli homojen bir karışımdan bahsederken 5 mol su, ki bu sıvıdır, 1 bar 25 derece santigratta artı 5 mol etanol sıvı 1 bar ve 25 derece santigratta derim. Bu kabaca hayatımızdaki önemli karışımlardan biridir. Absolut vodka. Yarı su, yarı etanol. Bu makroskopik sistemi tanımakta tabii ki safsızlıkları ve tat veren molekülleri göz ardı ediyoruz. Temel olarak bu iki bileşenli homojen bir sistemdir. Bu sistemde bazı tahminler yapabilirsiniz. Bu bir denge sistemidir. Şimdi bunun gibi bir denge halinden başka bir denge haline gitmek için kullanacağımız gösterimlere bakalım. Bu iki denge halini alıp aralarına bir eşittir işareti koymak yeterlidir. Eşittir işareti bir halden diğerine geçişi gösterir. Örneğin 3 mol hidrojen gaz 5 barda 100 derece santigrat sıcaklıkta, ki bu daha önce gördüğümüz denge durumudur. Şimdi de bu dengeyi yeni bir denge durumuna değiştirelim ve bunun için bir genleşme yapalım. Bu durumda basınç düşecektir ve hacim yükselecektir. Burada hacim vermek zorunda değilim çünkü onu bulmak için yeterli veri var. Mol sayısı aynı. Kapalı sistem. Kütle dışarı çıkamıyor. Sistem gaz, basınç 1 bar, sıcaklık daha düşük. Bu aradaki eşitlik ilk halden son hale geçişi göstermektedir. Aralarında kimyasal bir reaksiyon olmadığından bir ok koymadık. Çünkü geriye de dönebiliriz. Yani bu iki hal arasında gidip gelebiliriz. Bunun anlamı bunların birbirine bağlı olduğudur. Dolayısıyla araya bu işareti koyarsam bunların nasıl birbirine bağlı olduğunu da açıklamam gerekir. Ayrıca gidilen yolu da söylemem gerekir. Örneğin bu genleşmenin sonucunda ne kadar enerji elde edeceğinizi bilmek isteyebilirsiniz. Ne kadar enerji elde edecekseniz ve arabanız bununla ne kadar yol gidecek, o zaman bu genleşmeyi nasıl yapacağınızı söylemem gerekir. Çünkü bu bize genleşme sırasında boşa giden enerjiyi verir, ki bu da bizi ikinci yasaya götürür. Buna hiçbir şey mükemmel verimli olmaz ve değişim sırasında enerji kaybedersiniz. Öyleyse size yolu söylemeliyim. Bir halden diğerine geçerken, ki bu yol ilk halden son hale geçerken geçtiğimiz ara yolların bir dizisidir. Örneğin bir grafik çizeyim. Bir eksende basınç, diğer eksende sıcaklık olsun. Başlangıç halim 100 derece santigrat ve 5 bar. Son halim ise 50 derece santigrat ve 1 bar. Dolayısıyla gittiğim bu yolda iki basamak olabilir. İlk başta basınç sabit tutup sıcaklığı azaltırım. 50 derece santigrata gelince de sıcaklık sabit tutup basıncı azaltırım. Burası benim ara halim olur. Bu işi herhangi farklı bir yoldan da yapabilirsiniz. Gideceğiniz yol sayısı sonsuzdur. Örneğin içinde sonsuz sayıda
denge hali olan sürekli bir yol izleyebilirim veya sıcaklık ve basıncı aynı anda azar azar düşürebilirim. Görüldüğü gibi problem çözerken sistemin izlediği yol son derece önemli hale gelmektedir. Başlangıç halinden nihai hale nasıl geçerim? Başlangıç halini tanımlayan, son hali tanımlayın, yolu tanımlayın. Bunları açıklığa kavuşturduktan sonra problemi çözmüşsünüz demektir. Bu problemleri çözmeye başlamadan önce her şeyin tam olarak tanımlandığından emin olmak için biraz çaba harcamalısınız. İzlenen yol hakkında biraz daha konuşalım. Görüldüğü gibi burada yolu aşmak için iki farklı olasılık vardır. Önce yumuşak değişime bakalım. Bu yolu takip etmek için değişimimi her biri denge halinde olan sonsuz basamakta yapmalıyım. Elimde basınç altında bir piston olsun. Bunu yavaş yavaş genleşsin. Bu süreçte içindeki gaz hep dengede kalsın. Yavaş yavaş. Bu bir ters sinir yoldur. Bu işlemi sıkıştırmak suretiyle geriye döndürebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Dolayısıyla elimde ters sinir bir yol var. Veya gazımı alırım ve pistonu yavaş yavaş kaldırmak yerine birden yukarı çekerim. Dolayısıyla son derece hızlı biçimde 5 bardan 1 bar basınca düşerim. Peki içerideki gazıma neler oldu? Gazım son derece mutsuz bir kere. Çünkü denge halinde değil. Sistemin bir kısmı 1 bardayken bir kısmı 5 barda, hatta 0 barda bile olabilir. Çünkü çok hızlı bir şekilde değişim yaptım. Bir vakum oluşturdum. Dolayısıyla artık sistemi tek bir hal değişkenini tanımlamak mümkün değil. Yol esnasında eğer farklı farklı noktalar alırsam her birini farklı basınç ve sıcaklık için tanımlamam gerekir. Bu artık bir denge durumu değildir. Ve bu işlem tersinmez bir işlemdir. Sistem son derece hızlı değiştiğinden bunu tekrar geriye döndürmek için dışarıdan bir katkı gerekir. Ve bunun için ilave sıcaklık veya ilave iş gerekir. Eğer sistemi tersinmez bir değişime maruz bırakıyorsanız epey bir enerjiyi boşa harcamışsınız demektir. Dolayısıyla ben size yolun tersinir mi tersinmez mi olduğunu söylemek zorundayım. Bu tersinmez yol aynı zamanda zamanın yönünü de tanımlar. Tersinmez yol zaman içinde ancak tek bir yöne gidebilir. Örneğin tebeşir tersinmez bir şekilde kırılır ve tekrar yerine koymak kolay kolay mümkün olmaz. Bunu yapmak için tebeşiri toz haline getirmek, sonra da suda eritmek, bir kalıba koymak ve kurutup eski haline getirmek gerekir. Görüldüğü gibi geldiğiniz yoldan geri dönemezsiniz. Şimdi bu yolları tanımlayan bazı kelimeler üzerinde duralım. Mesela adiabatik kelimesi. Bu konuyla epey aşina olacaksınız. Adiabatiğin anlamı sistemle çevre arasında hiçbir ısı aktarımının olmamasıdır. Sınırlar, ısı geçişini engeller. Aynı termos gibi. Termos içinde olan her şey adiabatik bir değişimdir. Çünkü termosun enerji açısından çevreyle hiçbir bağlantısı yoktur. Mesela izobarik sabit basınç demektir. Burada üstteki çizilmiş kırmızı çizgi izobarik bir işlemdir. İzotermal sabit sıcaklık demektir. Bu kısımda izotermal bir işlemi göstermektedir. Bu yumuşak eğimli çizgide gösterilen yol, izobarik ve izotermal yolların toplamıdır. İzobarik ve izotermal yolların toplamı. Sıfırıncı yasaya geçmeden sorunuz var mı? Tanımları hemen hemen bitirdik. Evet. Adiabatik tersinir de olabilir, olmayabilir de. Bunu bir sonraki derste göreceğiz. Başka soru var mı? Tersinmez ve tersinir sistemlerdeki sınır neye benzer? Yani bir şey neredeyse tersinir, neredeyse tersinmez olabilir mi?
Olaylar pratikte ya tersinirdir ya tersinmezdir. Bu olay ölçünüzün ne kadar iyi olduğuna bağlıdır. Pratikte yine hiçbir şey tamamen tersinir değildir. Bu sizin ne kadar hassas ölçmek istediğinize bağlıdır. Sisteminizi nasıl tanımladığınız son derece önemlidir. Ancak neyi tersinir, neyi tersinmez farz edeceğiniz açıkça belli olmalıdır. Güzel soruydu. Güzel soruydu. Şimdi sıfırıncı yasaya geçebiliriz. Sıfırıncı yasa sıcaklığı tanımlar ve bir mantık yasasıdır. Eğer bir şey sıcaksa sıcaklığı soğuk olan cisimden daha fazladır. Ancak bunları tanımlamak son derece önemlidir. Herkesin bildiği temel bilgi nedir? Herkes bilir ki bir sıcak cisim ve bir de soğuk cisim alırsak ve bunları bir araya getirir ve temas ettirirsek ısı sıcaktan soğuğa doğru akar. Kısaca temas durumunda ısı sıcaktan soğuğa akar. Bu bizim DNA'mızda bile yazılı olan temel bir gerçektir. Ve nihai ürün sıcaklığın soğukla sıcak arasında olan cisimdir ve görüldüğü gibi ilk baştakilerden farklı bir denge haline erişilmiştir. Farklı bir denge hali. Peki, nereden biliyorsunuz ısının A'dan B'ye aktığını? A'dan B'ye aktığını nereden biliyorsunuz? Pratik olarak söylemek gerekirse ısı arttıkça değişen bir özelliğe ihtiyacımız vardır. Örneğin, eğer A bir metalse onun iletkenliğini ölçebilirsiniz veya direncini ölçebilirsiniz. A'dan ısı B'ye doğru akarken A'nın direnci değişir. Veya bir renk değişimi olabilir. Elinizde sıcaklığı değişen bir madde varsa A'nın rengi değiştikçe ısı akışı olduğunu anlarız. Veya ısı B'ye aktıkça B'nin rengi değişir. Dolayısıyla elimizde ısının aktığını gösteren bir özellik olmalıdır. Eğer elimizde 3 tane cisim varsa A, B ve C, bunları bir araya getirdiğimizde A en sıcak, B orta sıcak ve C de en soğuk olsun. Bunları birbiriyle temas ettirdiğinizde direkt olarak ısının bu şekilde akacağını düşünebilirsiniz. Direkt olarak ısının bu şekilde akacağını. Ancak olan olay bu değildir. Olacak şey ısının A'dan C'ye, A'dan B'ye ve B'den C'ye akacağıdır. Bunu biliyoruz. Eğer ilk çevrim mümkün olsaydı bu sürekli çalışan bir makine olurdu. Ve termodinamiğin ikinci kanunu çiğnenmiş olurdu. Böyle bir şey olamaz. Isının bu şekilde aktığını deneysel gözlemleyebiliriz. Ve bu termodinamiğin sıfırıncı kanunudur. Son derece basittir. Sıfırıncı yasa, eğer A ve B termal dengede ise, yani aralarında ısı akışı yoksa ve bu B ve C de termal dengede ise, A ve C de termal dengede olur. A ile B arasında bir ısı akışı yoksa, B ve C ile de bir ısı akışı yoksa,
A ve C arasında da bir ısı akışı olamaz. Termal dengede olmaları yüzünden bu iki oku silersek bu üçüncü ok da mevcut olamaz. Çünkü hepsi aynı sıcaklıktadır. Eğer iki nesne aynı sıcaklıktaysa, başka bir nesne de aynı sıcaktaysa her üçü de aynı sıcaklıktadır. Sanki biraz aptalca geliyor ancak bu son derece önemlidir. Çünkü bu bize bir termometre ve sıcaklık tanımı yapmamızı olanak verir. Bu durumda B benim termometrem olabilir. Elimizde iki tane cisim olsun. Biri Madagaskar'da, biri Boston'da. Sonra bu iki cisim acaba aynı sıcaklıkta mıdır? Bunu yapmak için üçüncü bir nesne olan B'yi alıp Madagaskar'a gitmek ve oradaki cisimle temasa getirip ısı akışı olmadığını göstermek gerekir. Sonra bunu yalıtmak, Boston'a geri dönmek, B ile C'yi temasa geçirmek ve aralarında ısı alışverişi olmadığını göstermek gerekir. İşte bu durumda A ile C'nin aynı sıcakta olduğunu söyleyebilirim. Kısaca B benim termometrem olup A ile C'nin aynı sıcakta olup olmadığını söylemektedir. Dolayısıyla B'nin ısı alışverişiyle değişen bir özelliği olmalıdır. Bu özellik renk, direnç, hacim olabilir. Yani sıcaklık bu özellikte değişim yapmalıdır ve bu değişim belli bir şekilde olmalıdır. Sıfırıncı kanun bize bir termometre kullanmak suretiyle sıcaklık kavramını tanımlamamızı ve onu nasıl ölçebileceğimizi gösterir. Şu ana kadar yaptıklarımızı özetlersek, elimizde maddelerin termal dengede olduğunu gösteren bir cisme ihtiyacınız var. Su, alkol, cıva veya bir parça metal gibi bir cisim olabilir ihtiyacınız olan bir cisim. Bu cisim ısı akışına bağlı olarak değişen bir özelliğe sahip olmalıdır. Bu özellik aynen cıvalı termometrede olduğu gibi hacim olabilir veya termoçifte olduğu gibi direnç olabilir, basınç da olabilir. Dolayısıyla elinizde ısı akışıyla değişen bir özellik var. Bu size sıcaklığı verecek. Dolayısıyla bir sıcaklık ölçeği tanımlamamız gerekiyor. Bunun için bazı referans noktalarına ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde tamam, bu sıcaklık 550 derece simit ya da her neyse diyebiliriz. Dolayısıyla maddenin belli hallerine karşılık gelen noktalar belirliyoruz ve bunlara referans noktaları diyoruz. Örneğin suyun donması ve kaynaması. Burada bir ölçekleme sistemi seçmelisiniz. Bir halde örneğin suyun donma noktasında okuduğunuz değeri başka bir halde örneğin suyun kaynama noktasında okuduğunuz değere bağlayabilmek için. Bunun için doğrusal bir örnek seçebilirsiniz, kuadratik bir ölçek seçebilirsiniz. Ama birini seçmeniz gerek. Ancak bu kolay bir iş değil. Termodinamiğin ilk yılları olan 1800'lere giderseniz yüzlerce farklı sıcaklık ölçeği mevcuttu. Herkesin favori bir sıcaklık ölçeği vardı. Bizim en aşina olduğumuz ölçek kullanılan maddenin cıva özelliğinin cıvanın hacmi, referans noktalarının suyun donma ve kaynama noktaları olduğu Celsius ölçeği. Daha sonra Kelvin ölçeğini de göreceğiz. Fahrenheit ölçeği ilginç bir ölçektir. Şu anda dünyada Fahrenheit ölçeğini kullanan sadece iki ülke var: Amerika ve Jamaika. Bay Fahrenheit, Daniel Gabriel Fahrenheit bir Alman alet yapımcısıydı. Bu ölçeği bulmadan önce bir rumor ölçeği ödünç alıyor. Rumor bir Danimarkalı, suyun donma noktasını 7,5 rumor olarak tanımlıyor. 22,5 derece ise kanın sıcaklığı. Tanımı böyle. İki madde: kan ve su. İki referans noktası suyun donması ve insan vücudundaki kanın sıcaklığı. İkisi arasındaki değişim doğrusal fakat ilginç sayılar.
seçmiş. 7,5 ve 22,5. Neden 7,5'u suyun donması olarak seçmiş? Çünkü Danimarka'da sıcaklığın 0 derecenin altına düşemeyeceğini sandığından bunun yeter derecede yüksek bir rakam olduğunu düşünmüş. İşte bu sebepten 7,5'u seçmiş. Niye olmasın ki? Danimarka'daki sıcaklığı ölçmek için negatif bir rakam kullanmak istemiş. Fahrenheit 7,5 değerinin biraz saçma olduğunu düşündü. 22,5 epey anlamsız. Sonra her şeyi 4 ile çarptı. 7,5 çarpı 4 eşittir 30. Bu suyun donma derecesi. 22,5 çarpı 4, 100,5 gibi bir şey. 92, hayır. 90 gibi bir şey. Daha sonra anlaşılması mümkün olmayan bir sebepten dolayı bunu 16 bölü 15 ile çarptı. Ve bu şekilde suyun donması için 32 değerini buldu. Ve bu 96 derecede onun sözleriyle sağlıklı bir kişinin ağzındaki veya koltuk altındaki sıcaklık iti. Ne mükemmel bir sıcaklık ölçeği değil mi? 36 derece vücut sıcaklığı ise su 212'de kaynıyordu. Tabii ki deneysel şartları pek o kadar mükemmel değildi. Muhtemelen bu 96 dereceyi bulduğunda da ateşi vardı. Referans noktası olarak aldığı sağlıklı insanın sıcaklığı 96 değil, 98,6. Her neyse, Fahrenheit ölçeği böyle ortaya çıktı. Pekala, gelecek hafta çok daha iyi bir ölçekten bahsedeceğiz. İdeal gaz termometresi ve Kelvin ölçeği.